Selam herkese. Ben şimdi Siyanar Expo'dayım. Kamp Karavan Fuarı'nda. Hafta sonu geldim, çok kalabalıktı. Bugün şimdi sakinken pazartesiyi tercih ettim. Kar, boran, her şey var İstanbul'da şu an ama inşallah sakindir deyip fuara gireceğim. Bakalım neler yapacağız. Görüşürüz. Merhabalar. Siyanar Expo'da Kamp Karavan Fuarı'ndayız. İlk geldiğimiz stand Serhat Termusa. Serhat aynı zamanda bloğu var. Nisa'da. Şimdi Serhat'ı nereden tanırım? Adria'dan Nezih Bey ısrarla gittim, mutlaka Serhat'la tanış dedi. Ben de Serhat'ı geldim, buldum. Çok tatlı bir kardeşim olduğunu düşünüyorum. Nezih abi buradan selamlar özellikle. Buraya yerleşti kendisi. Evet. Şaz etmiyorum bu aralar kendisinden. Çok kıskanıyorum. Ya tam 20 yıllık yaşayacağı emekli bir güne, bir haftaya sığdırdı yani. Enteresan bir arkadaştır kendisi. Evet, evet. Onu da takip ediyorum. Serhat'cığım, şimdi fuarda geldim. Büyük bir standınız var. Evet. Öncelikle isim olarak ne yapıyorsun? Bana bunu bir kısaca anlatabilir misin? Şimdi Termusa 10 yıllık bir firma olacak. Önümüzdeki yıl 10. yılımızı kutluyoruz. Biz karavan firmasıyız, karavan ürünlerinin tedarikçi firmasıyız. Yaklaşık 10-12 tane markamız var. Bunların biz ürün firmasıyız. Aynı zamanda Türkiye'deki yetkilisiyiz servis konusunda. Çeşitli imalatçı ve bayilerimiz, servis noktalarımız var. Onlar sayesinde karavan severlere ürünlerimizi ulaştırmaya çalışıyoruz. Karavan severlere alıcı firmalarla değil mi? Aynen öyle. Parakende olarak. Parakende olarak satışımız çok öncelerden vardı. Şu anda artık yok çünkü orada hata yaptığımızı düşündük. Çünkü bu ürünü tek başına kendileri takmaya çalışıyorlar. Olmaz. Tamamen bir teknik servisin yaratması gerekiyor. Onların motor etmesi gerekiyor. Çünkü gaz sistemleri asıl sistemler değil. Cana sebep olabilir. Bunu tamamen ustaların yaratması gerekiyor. Onların motor etmesi lazım. Herhangi bir karavan imalat firmalarından da temin edebilirler ama değil mi? Kendi tabii. Karavanını yapmak isteyen kişiler için. Aynen. Soruyorum. Temin edebilirler. İnternet satışlarını biz bu son 2 yılda bayağı bir arttırmaya çalıştık. Çeşitli illerde internet sitelerinde sahibinden farklı veriyorum. Sahibinden, N11'den hepsi buradan, bütün sitelerde bunları koymaya çalıştık. Sadece Google'dan ararken isimlerini doğru yazmaları yeterli olacak karşısına çıkması için. Şimdi mesela ben bu karavan işine girdiğimden beri hep bir Truma lafı geçiyor. Truma, evet. Bir marka. Dünya devi bir marka. Evet, Truma ne yapar? Truma ne yapar? Truma karavanlardaki soğutma sistemi, ısıtma sistemi, gaz sistemleri konusunda lider marka. Bütün dünyadaki çekme karavanlarda, motor karavanlarda, markalarında Truma bulunur. Kendi karavanımızda da var. Hatta buraya katılan ithal karavancılar var. Oradan da görebilirsiniz. Truma her alanda. Karavancılar biliyor. Kesinlikle. Ama karavanla ilgili hiçbir fikri olmayan biri geldi. Hani neden Truma'yı seçmedi? Neden Truma'yı seçmedik? Şimdi karavan dar bir alan. Dar bir alanın içinde yaşıyoruz. Çalışan sistem mazotla çalışıyor ya da gazla çalışan sistem. Gaz dediğimiz bildiğimiz tüp gaz değil mi? Yani tabii tüp tipi. Aynen tüp. Buradan da bir uyarı yapmak istiyorum. Doldurma tüp değil. Yanlış anlamasın. Truma'nın cihazları doldurma tüple çalışmaz. Doldurma tüp derken? Yani gidip otogaz istasyonlarından hani... Böyle bir şey de mi yapıyorlar? Böyle bir şey de yapıyorlar. Ben de bunu öğrendim. Bu çok tehlikeli, bunu yapmayın arkadaşlar yani. Yani yetkili bayiden gidecek, tüpünü alacak yani. Normal, aygaz, ipragaz gibi firmalarda özellikle mavi ipragaz bu vidalı tüpler olursa Truma'nın dedantörlerine daha uygun olduğu için onları tercih edilmelerini öneriyorum. Doldurma tüp kullanıyoruz, bunu geçtik. Dar bir alanda olduğu için Truma gaz sistemleri devam et. Nerede kalmıştık? Neden ben başka yere gideceğiz. Neden tercih edeceğiz? Şöyle söyleyeyim. Sağlık, emniyet ve can güvenliği için karavanlar için ısıtma konusunda su ve ortam olmak üzere bunlar için tasarlanan tek cihaz Truma'da. Evet. Bunun yanında farklı markalar da var Türkiye'de olmayan ama şu an Türkiye'de bulunan Truma'da. Yani, tekel gibi durum. Aynen öyle. Tekel durum. Tekel durum olduğu için Truma'yı tercih etmelerini öneriyorum. Can, sağlık, emniyet ve verimlilik için. Evet.
ısınmaları için, sıcak tutmaları için. Siz Barakem'de satış yapmıyorsunuz. Evet. Fakat bununla ilgili bilgi almak istiyorum. Fiyatı, karavanına uygun mu, aracına uygun mu? Hangi aşamada Truman'ın altyapısını hazırlaması gerekiyor gibi bir şey olduğu zaman sizi böyle bilgi almak için arayabiliyorlar. Ternosa firmasını arayabiliyorlar. Biz çok çoğu kişiyle birlikte çok projeler hazırladık. Kendi karavanı yapan kişiler dedi. Özellikle hobi için kendim yapmak istiyorum dedi. Kendi evimi, kendim inşa etmek istiyorum dedi. Onlara çok yardımcı olduk. Çünkü imalatçıların içinde olduğumuz için, ne yaptıklarını bildiğimiz için açıkçası biraz kopya verdik. Vermek zorundaydık çünkü kendisi yapmak istiyor bence. Bunu değiştiremezsin. Aslında karavancı kazanmak, yani mesela bu hevesi olan insanlara asla yapmayın demiyorum. Aynen. Ama hep araştırın, hep öğrenin, doğru kişilerden öğrenin. Yani bu bir zevk bir hobi, erkekler için özellikle. Yani saatte arabayı bir lavuk üstü aslında karavan yapmak. Aynen. Onun için yetkili kişilere sorun derim. Hani Termosu'yu aradıklarında bu bilgileri veriyor musun? Yoksa atıyorum şu firmayı arayın, orada sizi bilgilendireceklerdir, satışı da para kendi oradadır gibi bir cümle mi koyuyorsun? Şöyle söyleyeyim, Termosu'yu eğer arayan kim olursa olsun ilgileniyoruz. Yerimize davet ediyoruz. Karavancılık konusunda ilk defa karavan sahibi olacak kişiye karavan konusunda bilinçlendiriyoruz. Ürünler hakkında bilgiler veriyoruz. Montaj hakkında bilgi vermiyoruz. Kendisinin yapmaması gerekiyor. Servise yönlendiriyoruz. Ama onun dışında nasıl bir şey istiyor? Fikir veriyoruz yani kişiye. Kaç kişi yaşamak istiyor karavan içinde? Bunun hakkında bilgiler veriyoruz. İşini biraz daha kolaylaştırıyoruz. Kimseye geri çeviriyoruz. Yani herkese kapımız açık. Termosa'nın kapıları bu konuda gerçekten... Peki şimdi diğer bölüme geçiyoruz. Karavanist adam ne yapar? Karavanistan'dan ne yapar? Şimdi ben yaklaşık 4 yıldır şirketin satış müdürlüğünü yapıyorum. Yıllarca hep ürünü sattım. Ben bu arada 3 aydır, son 3 aydır bu işi yapıyorum. Yıllarca ürün sattığım ürünlere bakıyorum yani imalatçılar yapıyor, montajını yapıyor. Sahibine teslim ediyor, bir kere anlatıyor. Yani tabii sabaha kadar anlatacak değil adam. Yani bunu daha profesyonelleştirebilir, onlar da video çekip teslim edebilir ama herhalde vakitleri yok. Ben de böyle bir şey yapayım dedim. Sattığımız ürünleri videolandırıp kullanım şeklini, teknik detayını videola bir şekilde çekelim, paylaşalım istedim ve onun yanında karavancılığı sevdirecek videolar çekmeye çalışıyorum. Etkinliklerde olsun, güzel resimler olsun, Instagram, YouTube hesaplarımızda paylaşıyoruz. Amacımız bu, bir beklentimiz yok. Oradan yani herhangi bir yerde... Yani malzemeyi, ham maddeyi neyse artık yani. Oturup inceliyorsunuz. Evet. Bu kötü, bu öyle mi? Kesinlikle öyle. Bir de imalatçılara gezdiğim için imalata girdiğimde oradaki mutfağı göstermeyi seviyorum. İnsanların hoşuna gidiyor. Neler oluyor imalathanede? Genelde karavan sahibi olan kişiler imalathaneye girmiyor. Yani işin mutfağına giremiyor. Nasıl bir restoranda mutfağa giriş yasaksa onlarda da öyle. Ben orada çekimler yapıyorum. İnsanlar hoşuna gidiyor. O yüzden takip ediyorlar. Harika, harika. Yani nezih bey sayesinde öğrendik, gördük. Ben bir de ilgilendim yani kadın olarak. Hani çok ilgilenmesem de hani seninle bir blogun var, Instagram hesabın var. Teşekkür ederim. Ben sizden önceden beri takip ediyorum çok aslında. Teşekkür ederim. Ezme beni şimdi. Ben seni sonradan fark ediyorum. yok. Ben sizi takip ediyorum gerçekten. Teşekkür ederim. Ailece... Yani sizi ailece sevdim yani. Ben teşekkür ederim. Biz de eğleniyoruz yani hafta sonları. Çok güzel. Yani şu an benim yaptığımla sizin yaptığınız aynı. Ben kadınları anlatmak istiyorum. Yani kadınlar gerçekten bu işte biraz yani geri planda tutuluyor. Adam tutturuyor, karavan istiyorum ve kadın ne yani? Kurulu düzenimi niye bozayım? Yalnız farkındayız. 4 koldan saldırıyoruz. Ben gençlere, siz kadınlara, bayanlara... Ben ama dürüst davranıyorum. Nesi iyi, nesi kötü. Hepsini söylüyorum. Yani arıyorum. Yani, porselen tabaklarından ayrılması gerekiyor bir kadının. Aynen öyle. Yapar porselen tabağı, kırılma ihtimali değil. Onu yıkama problemi değil, bilmesi gerekiyor gibi. İyi yönleri de var biliyorsunuz tabii ama yani bir porselen tabaktan giriyor. Böyle teşekkür ederim Serhat'cığım. Ben teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. İnşallah daha sık görüşürüz. İnşallah önümüzdeki yıl yine bu fuar düzenlenecek. O zaman daha büyük bir katılım, daha büyük bir ziyaretçi kitlesi ulaşacak diye düşünüyorum. Bu sefer hafta sonu gelmeyecek. Hafta içi böyle güzel.
cumartesi günü geldim, Serhat'la merhabalaşabildik sadece. Ya çok yoğun, inanılmaz yoğun yani. Çok güzel bir şey. Beklentim çok güzel. Harika, yani güzel bir haber ama benim için iyi bir haber değil. Yani eşimi, çocuğumu, hepimiz birbirimizi kaybettik. Böyle değişik bir fuar oldu ama güzel yani fuar burada katılanlar için. Ama çocuklar da bayağı eğleniyor. Karavanların içinde bayağı çocuklar geziyor. Çocuğu çadırdan falan topladım ben burada yani çocuğu güvenmeyi. Peki görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Görüşürüz. Sağ olun.